Bugünün ilk Skype bağlantısını Suat Umurhan'la yapacağız ve ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin gündemini kendisiyle konuşacağız. Suat, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ki öncelikle 6-0'lık galibiyeti değerlendirerek bir başlayalım. Ümraniyespor maçından sonra taraftarlar açıkçası biraz endişeliydi. Transfer politikası, Jesus'un hamleleri, her şey çok fazla konuşuldu, tartışıldı bir hafta boyunca. Şimdi bu farklı galibiyetle birlikte nasıl bir gündem oluşacak, bunu da belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama önce mücadeleyi bir değerlendirelim. Galibiyetler, iyi sonuçlar geldikçe herkesin enerjisi de artıyor. Tüm kulüpler açısından Fenerbahçe'de de bunu gördük. Dün akşamın Joshua King'le başlayan golden sonra Fenerbahçe'ye bir enerji geldi, bir hayat geldi yeniden. Bir anda transfer konuşmaları bırakıldı, eksikler bırakıldı. Arda'nın golü, oyuncuların iyi performansı konuşuldu. Yeni kurulan takımların ilk haftaları kayıpsız geçmeleri işte bu nedenle çok önemli. Fenerbahçe'nin Ümraniye karşısında aldığı skor Fenerbahçe'nin gerçek yapısı değildi ama dün aldığı da erken söyleyelim gerçek oyunun karşılığı değil. Kasımpaşa çok çabuk direnci kırılan bir ekip olarak Fenerbahçe hiç direnemedi. Ondan sonra da zaten o kadar kaliteli ayaklara sahip ki Fenerbahçe işi çok kolay bitirdi. King'in erken gelen golü sonrasında Kasımpaşa'nın bütün ne pas dinamiği kaldı ne orta saha direnci ne savunmada yardımlaşması kaldı. Fenerbahçe maçı sürklese etti. Fenerbahçe'nin böyle bir skora ihtiyacı vardı. Arda'nın girip gol atması iki tane çok önemli. Joshua King'in katkısı çok önemli. O da takıma yeni katılan bir oyuncu ve eleştirilerin odağındaki bir isimdi. Orta sahada Emre Mor'un katkısı tam da istediği gibi bir rakip bulunca çok daha farklı bir üslupta, çok daha farklı bir karakterde oynadı Emre Mor'da. Rahat pas aldı, rahat döndü, ezilmedi. Bunlar Fenerbahçe'nin artıları olarak göze çarptı. Bireysel olarak çok değerlendireceğim bir maç değil. Çünkü yani Kasımpaşa'nın direnci kırıldıktan, farktan sonra zaten hücum odaklı bir Fenerbahçe izledik. Çok açık alan bıraktılar. Her iki takım da birbirine bıraktı ama burada Fenerbahçe tabii ki rakibini sürklese etti golleriyle. Çok çabuk hızlı hücuma kalkan bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Takım şablonu da buna uygun aslında. Emre Mor, Valencia, Joshua King bunlar hocanın işaret ettiği hücum hattında çift forvetin yanı sıra çok hızlı savunma futbolunda depar atıp rakibi bozacak isimler. İstersen biraz oyuncular özelinde Valencia ve Arda'ya parantezler açalım Suat. Zira Valencia hala hazırda Fenerbahçe santrfor ararken ilk iki hafta performansıyla çok ciddi bir alkış aldı Fenerbahçe taraftarlarından. Keza Arda da zaten hep gündemde, her maçta, kadroda olsa da gündemde, olmasa da gündemde. Şimdi dün de performansıyla yine Fenerbahçe taraftarlarını çok çok heyecanlandırdı. Bu iki oyuncu özelinde neler söylersin? Valencia ile başlayalım. Valencia yani Premier Lig'den gelmiş bir oyuncu. Premier Lig görmüş, yaşamış bir oyuncu. Kalitesini tartışacak değiliz ama Fenerbahçe'nin o kötü günlerinde Valencia daha da kötüye gitti. Çok büyük beklentiler, bazı oyuncular üstünde yoğunlaştı. Valencia da bunlardan biriydi. Kötü performansıyla çok eleştirildi. Bu sene gitseydi herkes niye gitti demeyecekti, oh be diyecekti. Öyle bir isim. Geçen sezonun aslında son bölümünde İsmail Kartal'la da yaşadığı bir çıkış vardı. Bence bu devam ediyor. Kendisine güvenilmesi ve üstündeki o baskının kalktığını hissediyorum. Yeni transferlerle beraber Valencia o takımın neden gol atamıyor derdindeki bir adam değil artık. Başlayan gol sonrası geçen hafta, bu hafta da katkısı var. Böyle devam etmesiyle birlikte Valencia, ben burada birinci santrforum, forvetim diyecek. Joshua King'in gelmesi de onu biraz rahatlattı. Çift forvetli sistem, Jesus basın toplantısında da işaret etti. Böyle oynayacağını, devamının geleceğini söyledi. Rahat rahat topla buluşuyor. Tek başına savunmacılarla mücadele etmiyor. İkili, üçlü stoperlerin arasında daha az kalıyor. Kenarlara kaçma imkanı oluyor bu şekilde Valencia'nın. Bu da onun skoruna katkı yapıyor. Bir de şuna dikkat çekelim. Burada evet maç içinde zaman zaman kopuk duruma geliyor ama Emre Mor'un da oynaması forvetteki ikiliyi rahatlatıyor. Çünkü Emre Mor kısa alanda kanada akabilen oyunu, geçiş oyunundaki etkisiyle de forvetlerin işini kolaylaştırıyor. Biraz yük alıyor, biraz baskıyı azaltıyor. Burada da Valencia bu bitirici vuruşlarıyla, tecrübesiyle de devreye giriyor. Forvet alınmazsa
Valencia şu anda ben birinci santrforum diye bağırıyor. Ben bu performansı, bu kadarını beklemiyordum ilk başta. Gelelim Arda'ya. Bir şey mi söylüyorsun? Arda diyecektim. Arda ile devam edelim. Arda ya, çok keyif aldığımız bir oyuncu. Ben Arda neden kulübede diye tartıştığımızda Arda'ya verilen görevin ne olduğunu kestiremediğimizdendi. Dün gördük ki Jorge Jesus takımını oturtmayı düşünüyor ve Arda'yı daha ağır, daha yavaş yavaş, biraz da İsmail Kartal döneminde olduğu gibi kullanacak. Böyle kurtların arasına atıp oyuncuyu parçalatma niyetinde değil. Bu nedenle de ben dün bu arada Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'ini, yeni transfer yapılmayacaksa, ideal kadro olarak görüyorum. İrfan Can ve Mert Hakan'ın katılması, sakatlıkları sonrası nasıl olur bilemem tabii ki, ama dün sahadaki 11 bence ideal 11'di. Bu ideal 11 yerleştiği zaman kulübe de zengin gözüküyor. Çünkü kulübedeki isimler de kendilerini bulacaktır. Arda ile devam edelim. Arda'nın kulübeden gelip bu katkıyı yapması harika. Attığı gol zaten muazzam. Oyun zekası, sağa dönüşü, sola dönüşü, oyunu çift yönlü, yani dikine olarak söylemiyorum. Hem sağ hem sol yönlü yönetmesi, yönlendirmesi, kafasının, aklının sadece ileriye bakıp kendisi odaklı değil, sağ ve sol kanada da açık bir oyun felsefesi olması bence çok kıymetli. Attığı golde de kimse orada sol kanada giderek o vuruşu tercih etmez. O zorunluluk halinde bile yaptığı vuruş, tamam kalecinin hatası da olabilir, öyle görenler de vardır, ama Arda'nın orada kanada akarak kanattan yaptığı vuruş bence geleceği açısından da ne kadar kıymetli bir isim olduğunu bize gösteriyor. Peki bundan sonrası için az önce söylediğin önemliydi Suat. Bence 11 bu şekilde şekillenebilir diye, eğer transfer yapılmazsa. Peki bu 11 sana ne vaat ediyor? Şimdi Ümraniye maçında çok ciddi eleştiriler getirdik. Takım mühendisliğine getirdik, Jesus'a getirdik. Şimdi bu karşılaşmada Kasımpaşa'nın performansını nereye koyacağız? Fenerbahçe'nin performansını nereye koyacağız? Yani bu skor bize Kasımpaşa'yı mı daha ziyade gösteriyor, yoksa ilerleyen haftalarda nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğimizi mi gösteriyor? Kasımpaşa cephesiyle başlayalım. Sami Hoca, yani görevden ayrılacağı haberleri de geldi. Tabii ağır bir yenilgi sonrası. Basın toplantısında da bir nevi özür diledi camiasından. Kasımpaşa gerçekten çok kötüydü, çok kopuk. Yani son, bir de şunu da unutmayalım. Geçen hafta da 4-0 yenildiler. Yani 2 haftada yenen bir 10 gol var. Evet, iyi bir kadroları yok, açık konuşalım. Kağıt üstünde öyle güçlü, sert bir yapıları yok, ama 10 gol de yiyecek bir takım değiller. Kasımpaşa'nın kötü performansı Fenerbahçe'yi kötü yapmaz. Bunun altını çizmeliyiz. Evet, Kasımpaşa kötü, Kasımpaşa dağınık bir yapıda, kimin ne yaptığı belli değil gibi bir oyun felsefesi var, ama burada Fenerbahçe'yi de bozmayalım. Tamam, rahat, kendi stiline uygun bir rakibe karşı Fenerbahçe coştu. Ama bu da Fenerbahçe'nin suçu değil tabii ki. İyi oyunculara, iyi ayaklara sahip olması. Her takımda size Ümraniye performansı sergilemeyecek. Kasımpaşa'nın hücuma çok çıkamaması, bir de Jorge Jesus'un geçen haftadan aldığı ders, Türkiye Ligi'ndeki sorunları, rakip takımların oyun planını biraz anladığını düşünüyorum. Geçen haftaki maç sonrasında Fenerbahçe'de o gedikleri biraz daha çok kapatmaya çalışmış. Erken gelen gol Fenerbahçe'yi rahatlattı, Kasımpaşa'yı dibe itti. Bu 11 ile devam edelim. Bu 11 üstünde ben Zayh'ın oynamaması ihtimali düşünmüyorum. Düşünemiyorum. Yani Arao'nun yanında kesinlikle Zayh olmalı. Arao'yu tek bıraktığınız zaman büyük sorunlar yaşıyor. Zayh'la beraber, yani iki ön liberolu sistem diyeyim Fenerbahçe için elzem. Çünkü Arao pas özelliği evet yüksek, ama oyun direnci anlamında ben o kadar etkili görmüyorum. Zayh'la beraber İki kanadı da, çünkü iki kanadın önünde oynayan isimler hep hücum oyuncusu. Geriye çok katkı veremeyen oyuncu. O boşlukları kapatma anlamında bu ikili çok kritik. Muhtemelen bundan sonraki haftalarda da orada bu ikiliyi görebiliriz. Zaman zaman rotasyonda tabii ki değişecektir. Geri dörtlü için çok bir şey söyleyemem. Kasımpaşa'nın çok etkili olmadığı bir maçta. Burada sorun yok. Erken gol atmanın olduğu maç dışında Fenerbahçe'yi biraz da görmek lazım. Çünkü özellikle ben 3 büyük takım açısından, İstanbul'un 3 büyük açısından konuşayım. Rakiplere karşı erken gol atamadılar mı bir kısır döngüye giriliyor ve bir türlü rakibi çözemiyorlar. Bu da her 3 takımı da bu hafta izlediğimizde bir sorun olarak göze çarpıyor bence.
Suat, istersen biraz da transferden bahsedelim. Özellikle bugün Fanatik gazetesinde Atilla Szalai'nin Aston Villa'ya transfer olabileceğine dair haberler var. O bölgede Carlos'un aşil tendonunun kopması nedeniyle bir acil eylem planı olarak Szalai'nin düşünüldüğü. Şimdi kimden sonra onun da gidişiyle birlikte belki de Fenerbahçe'nin savunmada çok ciddi bir handikap yaşayacağından bahsedeceğiz. Bir onu değerlendirelim. Bir de onun dışında yine Maxi Gomez transferinin yine gündemde olduğunu görüyoruz. Hala arayışlar var Sarı Lacivertli takımda. Transfer gündemini nasıl yorumlarsın? Kime, hangi bölgelere ihtiyaç var şu anda Fenerbahçe'de? Büyük takımların, büyük hedefleri olan bir sürü kulvarda yarışan takımların 4 tane net stoperi, 4 tane de forveti olması lazım. Fenerbahçe'de Szalai'nin gitmesi muhtemel. Fenerbahçe bu konuda harika satışlar yapan bir kulüp. Yani oyuncuları öyle ucuz fiyatları elinden kaçıran bir kulüp değil. Başarılı, etkili isimlerin tabii ki. Kim örneğinde bunu gördük. Szalai'nin de ben gitmesini bekliyorum. Çünkü yerini doldurdular. Yerine takviye yaptılar. Evet, Kim ve Szalai'nin gitmesi tabii ki bir ikiliyi bozuyor ama yerine yapılan iki tane yabancı transferi var. Üstüne elinizde Serdar var. Ben Fenerbahçe'nin istediği rakama ulaştığı anda Szalai'yi göndereceğini düşünüyorum. Aksini düşünmüyorum. Szalai giderse takıma bir şey olmaz. Çünkü Szalai'siz oyuna Fenerbahçe adım adım gidiyor zaten. Alışıyor. Jorge Jesus'la ve yönetimle muhtemelen Szalai gidecek gibi en başından beri planlarını yapıyor. Yani bu iş artık hani verilen paranın ne kadar olacağı, Fenerbahçe yönetiminin benim öğrendiğim 12 milyon eurolar seviyesinde bir teklife evet diyeceği yönünde, artı bonuslar vesaire içinde görüşülüyor. Premier Lig'de de bu para var zaten. Çok büyük rakamlar değil onlar için. Bu transfer yakındır. Çünkü Szalai Avrupa piyasası olan bir oyuncu. Bu unutulmasın. Böyle oyuncuların gelmesi ikinci satışta sizi rahatlatır. Gelelim forvet hattına. Valencia örneğini verdik. Joshua King de dün merhaba dedi ligi ama bir forvet alınacak Fenerbahçe. Maxi Gomez de sorun bonservis. Oyuncuyu ikna etti Fenerbahçe. Ama böyle 10 milyon eurolar seviyesinde bir bonservis vermesi mümkün değil Fenerbahçe'nin. Ama devam edelim. Ama Szalai'ye böyle yüksek rakamlar 15'i bulan bir satış gelirse Fenerbahçe bu paranın büyük bölümünü forvete verecektir. Burada da Maxi Gomez ideal örnek. Çünkü elinizdeki isimlerin tamamından bir seviye daha üstte bir oyuncu. Serdar Dursun'la kıyaslandığını görüyorum. Çok aynı özellikler değil. Sadece pivot center for olarak bakmamak lazım. Bir Valencia ya da Joshua King ile Maxi Gomez'in yaratacağı etki Fenerbahçe'yi hücum anlamında bir seviye yukarı çıkartır. Peki Suat Umurhan, çok çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler.